genel izleyici için uygundur. Tele 1 İzmir Ofis'ten Seçime Doğru programından merhabalar sevgili izleyenler. Ege'den belediye başkan adaylarını ağırladığımız Seçime Doğru programımıza devam ediyoruz. Bugünkü programımızın konuğu İzmir Urla Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem Tok. Sayın Tok, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Dilerseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım ama siz bir şey söyleyeceksiniz sanırım. Öncelikle teşekkür ediyorum hem şahsınıza hem Tele 1 için, bize bu olanağı tanıdığınız için. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Dilerseniz siz tanıyarak başlayalım. Ekrem Tok kimdir? İzleyicilerimiz sizleri tanısınlar. Ben kısaca özetlemeye çalışayım ama atladığım bir yer olursa siz de devam edebilirsiniz. Ekrem Tok, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, ekonomist, aynı zamanda bağımsız denetçi. 1987 yılından bu yana da özel sektörde yöneticilik yapmış bir iş insanı. Çünkü son 5 yıldır da kendi şirketiyle 11 ülkede ihracat ve ithalat işleri yapan bir iş insanı. Kendisi bu dönemde Urla Belediye Başkan adayı olarak, bugünkü program konuğumuz. Evli ve iki çocuk babası aynı zamanda Ekrem Tok ve iyi derecede İngilizce bilen bir iş insanı. Bunlarla bu kadarki kısmı eklemek istediğiniz bir bölüm var mı? Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen neden belediye başkanı adayı oldunuz? Neden Urla Belediye Başkanı adayı oldunuz? Size bu anlamda sizi motive eden konu neydi ve nasıl bir yöneticilik yapmak istiyorsunuz? Oradan başlayalım. Soruya şöyle başlayayım. Urla'ya seçerek yerleştim 8 yıl önce. Evet. 8 yılın sonrasında yerleştikten sonra geldiğimiz nokta bugün için Urla'nın konumu. Evet. Çok aşırı hızlı kalabalıklaşan, yoğunlaşan, kent içi ulaşımı olağanüstü karmaşık hale gelen ve temizlik konusundaki her geçen gün kötüye giden bir yapı. Bir hijyen probleminden söz ediyorsunuz. Ciddi bir hijyen problemimiz var. Bunu aşmak, bunun dışında artık bundan sonraki yaşamımızı da Urla'da devam ettireceğimiz için bu kentte dosdoğru, tertemiz yaşayabilmek lazım. Bunu neden böyle söylüyorum, tertemiz yaşayabilmek? Dünyanın 54 ülkesini gezdim. Evet. Gittiğim kentlerin hepsine baktık. Tabii ki dolaşmanın esprisi bu. O zaman diyorsunuz ki Urla bunların hepsinden güzelken niye bu kadar kötü yönetiliyor ya da kötü planlanıyor? Bunun aşılması lazım. Evet. O zaman elinizi taşın altına sokmanız lazım. Bu tecrübenizi Urla için aktive etmek, ileriye götürebilmek, oraya bir şey katabilmek. Bunun için aday oldunuz. Aday adayız. Evet, aday adayısınız. Nasıl bir yönetim planlıyorsunuz? Yönetmek dediğimiz şey, biliyorsunuz siz de yöneticisiniz, tek başına olmuyor. Bu bir ekip işi. Evet. Belediye yöneticisi olacaksınız, o zaman sizin ekibinizin renklenmesi lazım. Bizim öncelikle ilk planımız mahalle temsilciliklerini oluşturmak. 37 mahallemiz var Urla'nın. Evet. Bu 37 mahalleden gelen sorunları süzgeçten geçirip öncelik sırasına, yani planlamak. Birinci önceliğimiz bu. Şu an Urla'da bir kent konseyimiz var. Evet. Donanımlı insanlardan oluşmuş gönüllülük ordusu. Buradan da teknik bilgiyle destekletirseniz projelerinizi, o zaman kentin sorunlarını acilen sıralamış ve acilen çözümleyebilir hale gelmiş olacaksınız. Evet. Belediye başkanının karar vereceği en son belediye başkanı. O uygulayıcı, o halkına hizmet eden, o çevresine ya da mahallenin sorununu gideren insan olmalı. Değilse proje üretmek değil bizim derdimiz. Projelerimiz de var tabii ki. Evet. Ama önce kentte yaşayanların sorunlarını birebir çözmek. Mahalle temsilcisinden bahsettiniz, temsilcilerinden bahsettiniz. Biz bunu daha çok siyasi partilerde duyduğumuz kavramlar. Belediyenin, belediye başkanının her mahallede bir temsilcisi olacak anladığımız kadarıyla. Biz bunu muhtarla beraber, evet, kentte, o mahallede yaşayan tek ses olmasın diye farklı siyasal partilerden de birer temsilci muhtar arkadaşın yanına koyarak o mahallenin gerçekten sorununu reel olarak alabilmek için. Tek yönlü değil, tek kanatlı değil. Farklı düşüncede olan insanlar da oturabilir orada. Evet. O insanların da ihtiyaçlarını gözlemleyebilmek adına. Anladım. Şimdi Urla deyince turizm
çok ön plana çıkıyor, evet. Ama burada da çok eleştirilen aslında Urla anlamında konulardan bir tanesi. Çeşme'yle her zaman mukayese edilmiştir Urla. Yani bir anlamda turizm noktasında Çeşme'nin gerisinde kaldığından hep bahsedilir. Bu noktada sizin bir fikriniz, bir düşünceniz var mı? Şimdi turizmde Çeşme'den önce Kuşadası'ndan bahsetmek lazım. Türkiye'nin 70'li 80'li yıllardaki. Sonra Çeşme, sonra Bodrum, Marmaris diye açılırsınız. Evet. Urla Çeşme Yarımadası'ndan çok daha konforlu. İki tarafı deniz. Evet. Çeşme Yarımada'nın ucunda olmasına rağmen koyları çok güzel ama turizmden hiç yararlanmayan bir kent. Evet. Urla'nın şu an aslında başlangıçta bir kent kültürünün oluşması lazım. Artık Urla kendine bir yön vermeli. İçindeki kitle oldukça donanımlı, bilgili, yaşayanlar olarak. Ama evet, kent bu donanıma hizmet etmiyor. Bunun gerekçesini turizmde gelişememenin Çeşme Yarımadası. Ama Urla kendini turistik yönde geliştirebilir. Bu neyi getirir? Kent insanının refahını artırabilirsiniz. Evet. Kentte yaşayan ailelerin, çocukların hiçbir Urla'da kalmıyorlar. İş bulamadıkları için kalmıyorlar. Yani tesis yok çünkü. Tesis yok. Onun evet, için turizmle ilgili Urla'da biz ve bizden sonraki arkadaşların mutlaka turizmle ilgili ciddi yatırıma ya da planlamaya ihtiyacı var Urla'nın. Bence evet, ciddi bir şekilde. Bugüne kadar bunun yapılamamış olmasını neye bağlıyorsunuz? Neden geride kaldı sizce Urla? Sadece belediye başkanlarının bu konuya önem vermemesiyle açıklanabilir mi bu konu? Kent aslında 10 sene öncesine kadar daha böyle tarımsal küçük bir ilçe konumundaydı. Ama son 10 yıldır aldığı göç evet, oldukça yoğun. Ve Urla şu an Türkiye'nin bence konut başına zenginlik açısından en zengin kentlerinden bir tanesidir. Özellikle Kuşlular bölgesi, Urla'nın arka yamaçları, değişik yerlerine gittiğiniz zaman ormanın içindeki yaşanılır binaları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlar. Ama bu bir de sorunu getiriyor size paralelinde. Evet. Çok plansız bir kentleşme var Urla'da. Bu kadar yaygın, bu kadar dağınık bir yere hizmet götürmenizin maliyeti oldukça artıyor. Ve evet, oraya hizmet götürmek için de Urla Belediyesi'nin bütçesi yetmez hale geliyor. Onun için kentin çok acil, kent kimliğinin bürünüp planlamasını yapması lazım. İyi yapması lazım. Tabii bunun bazı kısımlarını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacak. Tek başına kendi projeleri olabildiği gibi Büyükşehir'in sorumluluğunda olan işleri de hızlıca planlayıp aktive etmesi lazım. Yine Urla turizmin yanında bağcılıkla da anılan bir ilçemiz. Evet. Bildiğim kadarıyla sizin bu noktada çalışmalarınız var. Şimdi dünyanın 54 ülkesini gezdik derken Toskana Vadisi, İtalya'da özellikle çok benim sevdiğim bir bölge doğal dokusuyla. Urla'daki bizim bağcılıkla ilgilenen iş insanlarımız diyelim bunu profesyonel anlamda yapıyorlar ve dünya markası olanlar var, ödül alanlar var. Ödüllerin cinsi önemli değil ama ödül alabilecek kalitede standartlı bir şey. Bunu Urla'nın turizmiyle birleştirdiğiniz zaman Urla olağanüstü bir yer olur. Evet. İstihdam anlamında da, kent gelirinin artması anlamında da, bireysel refahın gelişmesi anlamında da. Evet. Siz bu bizim planlarımızın, projelerimizin içinde var. Bu insanları bütünleyip bir festival haline dönüştürebilirsek, festival dediğimiz illa kente bir sürü insanı getirmek değil. Her festivalin kendi içindeki içsel dinamiklerini. Bağcılık deyince evet, şarapçılık evet, yani bir ön plana çıkan bir konu. Zaten şu anda bildiğim kadarıyla var Urla'da. Ha, bunun yanında Urla'da bireysel anlamda gastronomi açısından da çok ciddi şeyler var. Ataklar evet, var. İş insanlarından, geçmiş belediyelerin yaptıkları yatırımlardan ya da tanıtımlardan diyelim. Michelin yıldız alan restoranlarımız var. Evet. Ama Michelin yıldızından yararlanmayı taahhüt eden uluslararası iş adamlarını ya da o parayı harcayacak insanları oralara götürürken yollarınız çok kötü. Çevresel temizlikleriniz çok kötü. Yani 7 yıldızlı, 5 yıldızlı bir yıldız alıp bir işletme yapıyorsanız oraya giderken de o yıldıza uygun yerlerden geçip gitmeniz lazım. Denizden geliyorsa transfer edebileceğiniz yer yok. Havaalanından geliyorsanız onu nasıl transfer edeceksiniz? Bunların hepsi o turizm dediğimiz alanın içerisine hepsi planda olmalı. Evet. Bütünleyebilmelisiniz onu. Bununla ilgili sorunlar var. Bununla ilgili çözümlerimizi çözümlerimiz projelerimizi hazırladık evet, diyorsunuz. Peki siz Cumhuriyet Halk Partisi
belediye başkan adayı adaysınız. Sizce bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının nasıl bir vizyonu olmalı? Nasıl bir belediye başkanı profili çizmeli? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'li olmak, partili olmak bir ayrıcalık aslında. Kurucumuz Atatürk. Evet. Ulu önderimiz Atatürk. Onu çizdiği yol aslında tam bir anayasa. Tam bir rota. Adını nasıl tanımlarsanız tanımlayın, 100 yıl önce söylenen şeylerin bugün nasıl gerçekleştiğini, aynen olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Bu bize bir ayrıcalık tanıyor. Ha, biz bunu son derece aktive edebildik mi? Halka anlatabildik mi? Halka götürebildik mi? Bu konuda eksiklerimiz olabilir. Evet. Ama biz Urla Belediye Başkan adayı olarak eğer ki seçilebilirsek, Urla'da CHP'li bir belediye başkanının nasıl çalıştığını, halka nasıl dokunduğunu, sosyal yardımlaşmanın nasıl yapıldığını, komşusu açken tok yatanın bizden olmadığı denilen dini felsefemizin de üstüne koyarak belediyeciliğin nasıl olduğunu inşallah gösterebiliriz. Önceki dönem genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek söylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları içerisinde bir önce olmuştu, önce bir sözü olmuştu. Yani sosyal yardım Türkiye'de yapılıyor. Evet. Ama gözünüz içine sokar gibi koliyi makam arabasıyla, belediyenin zabıta arabasıyla götürüp de kapı çalarak, herkese göstererek sosyal yardım yapılmamalı. Evet. İnsan olduğumuzu unutmamak lazım. Ne yapılabilir mesela bu noktada? Daha böyle çok kolay. İnsana dokunan ve onun onuruyla oynamadan. Siz bir ailesiniz. Niye ihtiyacınız var? Bebeniz var, süte ihtiyacınız var. Niye ihtiyacınız var? Okula giden bir çocuğunuz var 7 yaşında. Deftere, silgiye ihtiyacı var. Ben size bir kolun içinde pirinç, makarna, buğday gönderirsem ne faydasını göreceksiniz? Bırakın o aile o defteri alabilecek kaynağı alsın belediyeden. Öbür hanımefendi bebesine süt verebilecek kaynağı alsın. Evet. Üniversiteye giden bir çocuğu da varsa ailenin, onun cebine koyabildiği kadar küçük de olsa bir katkı, harçlık olsun diyelim. Evet. Böyle olmalı. Yani sosyal yardım dediğiniz şey, veren eli alan el görmemeli. Evet. Şu anda zaten Türkiye geneline baktığımızda özellikle 3 büyük kentimizde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin bu tarz çalışmaları zaten var. Yeni bir şey keşfetmiş de sayılmayız bununla ilgili. Peki Urla özeline tekrar geri dönelim. Size göre, sizin tespitlerinize göre şu an itibariyle Urla'nın en temel 3 sorunu nedir? Ya da ve bunlar az önce birkaç sorundan bahsettiniz ama hani ilk 3 şeklinde bir sıralamak gerekirse nedir bu sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm önerileriniz nedir mesela? Öncelikle kentin için düzelmesi lazım. Bir yere gittiğiniz zaman, bir seyahate çıktığınız zaman mutlaka kentin merkezine gider, o kenti bir dolaşırsınız turist olarak. Evet. Bizim Urla'nın içini şu an dolaşamazsınız. Dolaşacak yerlerin hepsi tıkalı ve kirli. Bu birinci öncelik. Önce yaşanılır yerinizi düzenlemeniz lazım ki diğer işlerinizi planlayabilirsiniz. Yani çevre düzenlemesi anlamında mı söylüyorsunuz? Çevre düzenlemesi bunun içinde temizlik birinci derecede. Evet. Gittiğiniz bir kent temizse tavsiye edersiniz. Pisse pis dediğiniz kente kimseyi taşıyamazsınız. Urla'nın başka gelir kaynağının olacağı nokta yok. Evet. Urla mutlak surette kendini turizmin içerisine koymalı. Bir köşesinden koymalı. Bunun sahil şeridi olarak başladığınız zaman hepsi koy. Küçük küçük köylerimiz olmasına rağmen hepsi. Zeytin alanından başlayın. İskelesi, Çeşmealtı, Özbek Koyu. Geçin öbür tarafta Balıklovası. Ters tarafa döndüğünüz zaman demirciler, yani açık deniz tarafına döndüğümüz zaman demirci, yağcılar. Bu bölgelerde hiçbir şey yok şu an turizm anlamında. Bunun yanında denize bu kadar uzun sınırları olmasına rağmen maliyetine katlanırken gelirinden hiç yararlanmıyor. Maliyetine katlanırken dediğim, Urla hazineden 75 bin kişi için milli gelirden pay alır ama yazın 300-400 bin kişiye hizmet verir. Evet. Yani 10 liralık gelirle 40 liralık masrafı karşılamaya çalışır Urla. Yani bundan kurtarması gerekiyor. Gelen misafirden mutlaka kente gelir getirecek bir şeyleri yaratacak planlamasını yapmalı. Biz bu planlamayı yapacağız. Uzun dönemli bir planlama. Adım adım başlatacağız. İnşallah bizden sonrakiler de yürütür gider. Ondan sonra Çeşme Yarımadası'nın istikbalini keseriz. Evet. Oradaki o paydan biz de pay alırız. Urla'dan payını almaya başlar diyorsunuz.
Size göre ideal bir belediye başkanı nasıl olmalı? Yani halkın içinde olmalı elbette. Ama hani bunu biraz açsak, yani şu anki eksik gördüğünüz aslında belki bir takım yönler burada değerlendirilebilir. Belediye başkanı önce insan olmalı. Evet. İnsan olmalı derken, ben Toroslar'da doğdum. Oradaki kültür başka, yaşam biçimimiz başka. Şehre iniyorsunuz küçük kasabaya, oradaki yaşam biçiminiz farklı. Evet. Sonra üniversite için büyük kentlere gidiyorsunuz. Urla tam böyle. Urla'da sahildeki insanla Yağcılar'daki ya da Altıntaş Mahallesi'ndeki insanlar aynı kültürden besleniyor. Çok farklı kozmopolit bir yapısı var Urla'nın şu an. Belediye başkanı olarak hangisine doğru dokunacaksın? Hepsine dokunmanız lazım. Hepsini aynı potanın içerisinde eritebilmek lazım. İkisi de Urlalıyım demesi lazım. İkisi de Urla'ya katkıda bulunması lazım. Belediye başkanı herkese dokunmalı. Biz bu dokunmayı da mahalleden örgütlenerek yöneteceğiz dediğimiz zaman o zaman bir kısmını çözmüş olur. Ha, belediye başkanı başka ne yapmalı? Belediye başkanı şu anki mevcut düzende sadece kapılarını kapatıp ihale yapan ya da belediyenin makam arabasına gezen bir insan. Biz onu yapmayacağız. Bizim kapımız kapalı kalmayacak. İhaleleriniz, yapacağınız ihale varsa mutlaka şeffaf olacak. Canlı yayınlanan ihaleleri Urla'da da göreceğiz. Evet. Benim mesleğim bağımsız denetçilik. Evet. Bizim 3 tane ana prensibimiz var. Benim 3 tane. Aslında prensip sayısı çok. Hesap vereceksiniz. Şeffaf olacaksınız. Ve bunun fayda maliyetini iyi yapacaksınız. Hangi projeyi yaparsınız? Hangi proje sizin için, kent için öncelikli? İkisinin de faydası var. Ama kente en çok faydası olan ve maliyeti en az olanla başlamak lazım. Evet. Yani fayda maliyet analizini iyi yapan bir belediye kente mutlak surette yararlı olur. Peki Sayın Başkan, son 2-3 dakikamıza girdik. Onu da ifade ederek devam edeyim. Mesela Urla'ya ilgili hedeflerinizden bahsediyorsunuz, söylüyorsunuz. Döneminizin sonunda, kısmet oldu belediye başkanı oldunuz. Döneminizin sonunda nasıl bir Urla hayal ediyorsunuz mesela? Bugünden anlatabilir misiniz o Urla'yı? Şöyle diyeyim, buna geçmişten başlayayım. Bülent Baradılı Bey uzun süre Urla'da belediye başkanlığı yapmış. Bıraktığı izler var kentin gelişimiyle. Aynı şekilde öyle bir planlama yapacağız ki biz, benden sonra gelen belediye başkanının o planı değiştirme şansı yok. Aydınlanmış, temizlenmiş, kent gelişimi düzenli, nerelerin yapılaşacağı var. Turizm bölgesi ilan ettiğiniz bölgedeki insanların nerede yaşayacağını planlamanız lazım. Ona ucuz iş gücü üretmeniz lazım. Bunların hepsi komple. Evet. Bir deniz kenarına bir restoran, bir otel yapmak değil mesele. Orada çalışacak insanları Urla'da nerede konaklatacağınızı, yani o iş yerinin maliyetlerini de hesaplamanız lazım, planlamanız lazım. Evet. Bu konuda esnafla, iş adamıyla konuşmadan planlama yapılmaz. Çünkü maliyete karşılayacak olan o, o zaman kente kazandıracak da o. O zaman biz bu bütünlüğü belediyeyle birlikte yaratırsak harika işler yaparız diyorum. Sorunların önemli bir kısmı çözülmüş, evet, olur diyorsunuz. Peki son 2 dakikamız size şu klasik soruyu sormak istiyorum. Şu an Urlalı seçmenler sizi izliyorlar. Onlara ne demek istersiniz? Neden Urlalı size oy versin? Doğru bir adayım. Önce iddialı olmak lazım. Eğer bir işi yapacaksınız kendi donanımlıyım. Bilgi deneyimim, tecrübem buna müsait. Sadece bir konuyu bilmiyorum. Uzunca yöneticilik tecrübem dediğim dönem içinde çok ciddi kurumları yönettim. Çok büyük paraları yönettim. Ve hepsinde de başarılı oldum. Urla Belediyesi küçük bir bütçe, evet, ama güzel bir proje. Urla aslında bir proje. Başkan için de proje. İçinde yaşayan birisi olarak benim için de proje. Ben güzel bir kentte yaşamak istiyorum. Herkesin imrenerek baktı. Çünkü ben Urla'yı seçerken öyle seçtim. Çok güzel bir kent. Onun için gelip yerleştim. Onun için evimi aldım. Onun için çocuklarıma ev aldım ki yanımdan uzaklaşmasınlar ama onu Urla'da tutabileceğim iş gücü ve şey yok. Evet. İş alanı yok.
İmrenilecek bir Urla'da yaşamak için bana oy verin diyorsunuz. Evet. Peki. Çok sloganımız bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu olanağı tanıdığınız için hem şahsınız hem Tele1'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek ümidiyle. Sevgili izleyenler, bir programımızın daha böylelikle sonuna geldik. Bir başka programımızda yeni adayımızla tekrar birlikte olmak ümidiyle iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.